Wake up, my queen. Arkadaşlar merhaba, ben Ecehan. Bu videomuzda Google Asistan kullanarak sesli komutlarla projeler nasıl gerçekleştireceğimizden bahsedeceğiz. Google Asistan gibi, Amazon Alexa gibi sesli komutlarla ESP cihazlarımıza ulaşmamız biraz zor oluyor. Daha önceden Blink üzerinden zaten ESP'nin nasıl kontrol edildiğini görmüştük. Şimdi bir de bu projede hayatımıza IFT girecek. IFT diye de okunuyor, IFTTT diye de okunuyor ya da IFTTT olarak da adlandırılıyor. Ben IFT demeyi tercih ediyorum. Bugün IFT sayesinde Google Asistan'ı da kullanarak Blink'e ulaşıp Blink üzerinden LED'lerimi yakıp söndüreceğim. Bunun için ufak bir prototip devre hazırladım. Uzun uzun devreden bahsetmek istemiyorum. Siz hangi projede kullanacaksanız o projeye bu programları entegre etmeniz gerekiyor. Ben şu an size anlatabilmek adına minik bir proje yaptım. Projemde sadece bir adet LED ve röle bulunuyor. Blink üzerinden röleyi kontrol edeceğim. Blink'i de Google Asistan'la ulaşacağım IFT sayesinde. İsterseniz vakit kaybetmeden nasıl yaptığımızı görelim. Şimdi Blink üzerinden bir proje oluşturacağız. Bu bizim rölemizi kontrol etmemizi sağlayacak. IFT de biraz detaylı bir şekilde bahsedeceğim zaten. Bir servis oluşturacak bize. Google Asistan'ı benim Blink'e ve ESP'ye bağlamamı sağlayacak. İlk olarak Blink projemizi gerçekleştirelim. New Project diyoruz. Projemin adını ben IFT koymak istiyorum. IFT öğrendiğimiz için. Şu anda bir auth token, bir anahtar bana mail olarak, benim mail adresime mail olarak gitti. Biraz sonra biz bunu mailimizden kopyalayıp kodumuzu yapıştıracağız. Şu anda benim arayüzüm oluştu. Buradan ekliyorum. Bir tane buton ekleyeceğim ben. Rölemi bu şekilde kontrol edeceğim. Buradan switch'i seçiyorum. Ve pinimi GPIO 4 yapıyorum. Ben çünkü devremde D2'ye bağladım LED'imi. D2'de NodeMCU'nun pinout'unu buraya bırakıyorum. Orada GPIO 4 olarak görünüyor. Burada da GPIO 4'ü seçtim. Bu şekilde ben şu anda Blink projemi oluşturmuş oldum. Projemizin ilk aşamasını tamamladık. Blink'te bir uygulama kurduk. Şimdi IFT kısmına geçeceğiz. IFT'ten biraz bahsedeyim. IFT, if, this, then, that kelimelerinin kısaltmasından oluşuyor. Aslında IFT bir servis. Bizim birbirlerine otomasyonlar kurmamızı, servis arası otomasyonlar kurmamızı sağlıyor. Örnek vermek gerekirse siz Facebook'ta bir post paylaştığınızda arkadaşlarınıza mail gönderebilirsiniz. Eğer bir WordPress siteniz varsa orada bir blog yazısı paylaştığınızda insanlara yine mail gitmesini, bir şekilde haber ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Biz bugünkü projemizde ben Google Asistan üzerinden seslendiğimde Webhook denilen yine farklı bir servis üzerinden benim LED'imin açılıp kapanmasını sağlayacak. Şimdi projemizi yapalım. IFT'e girdikten sonra IFT'e bir üyelik oluşturuyorsunuz. Benim zaten bir üyeliğim vardı. Buradan Create'e tıklıyoruz. Burada if this diyor, daha sonra then that kısmı var. Biz burada eğer'den ilk olarak eğer, yani bizim trigger'ımız, tetikleyicimiz ne olsun? Şöyle genel olarak beraber de bir tetikleyicilere bakalım. Çok fazla uyumluluğu var dediğim gibi. Sosyal medya mecralarından tutun kendi geliştirdiğiniz projelere kadar. Birçok mecrada kullanabiliyorsunuz IFT'i. 3 tane projeye kadar ücretsiz. Daha sonrasında belli bir ücret ödemeniz gerekiyor. Şöyle genel bir beraber bakmış olduk. Benim bugünkü servisim Google Asistan olacak. Şuradan Google Asistan'ı seçiyorum. Ben Android işletim sistemli bir temelde çalıştığım için ben bugün Google Asistan'ı kullanıyorum. Siz Alexa üzerinden de bunu gerçekleştirebilirsiniz. Ben bir kelime söyledikten sonra bu işlemler gerçekleşsin istiyorum. Buraya ne demek istiyorsunuz diyor. Ben Google'a ne dediğimde. O zaman şöyle yapalım. Turn on the lights diyelim. Bu arada modelimiz için daha farklı bir şey yapmıştık. Turn on lights diyelim. Ve Google size cevap versin mi diyor. Cevap versin bana. Tamam Ecehan desin. Şu an bir trigger oluşturduk. Peki biz bu trigger'ı oluşturduktan sonra, yani tetiklenmeden sonra ne olmasını istiyoruz? Dediğim gibi yine buradan bir sürü seçeneğiniz var. Hani şöyle bakmak gerekirse inanamayacağımız kadar çok seçenek var. Ben bugün Webhook'u kullanacağım. O da dediğim gibi bir servis, benim Blink'e de ulaşmamı Webhook sayesinde sağlayacağım.
Şimdi Webhook benden bir URL istiyor. İlk başta şunu bir giriyoruz. Daha sonrasında bizim burada ilerleyeceğimiz şu şekilde olacak. Bizden bir Blink Cloud üzerinden IP gibi bir şey almamızı istiyor. Şuradan ona şu şekilde ulaşacağız. Komut sisteminden şunu yazdığımız zaman blinkcloud.com bana şu anda benim bilgisayarım için olan IP verdi. İlk olarak bunu buraya yapıştırıyoruz. Daha sonra bir slash bırakıyoruz. Biraz önce biz bir billing projesi oluşturmuştuk. O projede bize gelen anahtarı mailimizden buraya kopyalıyoruz. Ben hızlı bir şekilde kopyalayayım. Daha sonra slash update diyoruz. Ve en son olarak da hangi pini kontrol edeceğimizi buraya yazıyoruz. Dediğim gibi D2'ye bağlı ama GPIO 4 üzerinden kontrol sağlandığı için D4 yazıyoruz. Burada da çeşitli metotlar var. Biz put metodunu kullanıyoruz. Röleyi tetiklemek için. Buradan application JSON'ı seçiyoruz. Ve benim ilk tetiklemem turn off'tu dediğim için LED'imin yanmasını istiyorum. Yani bana bir komutunu gönder diyorum. Şu anda ben bunu yaptığım zaman artık ben Google Assistant'ıma turn on the lights, SPM'e gerekli kodu yükledikten sonra tabii ki turn on the lights dediğimde bana cevap verip daha sonrasında da rölenin tetiklenmesini sağlayacak. Şöyle finish diyelim. Bir de hızlı bir şekilde bunun turn off the lights kısmını ben hemen yapayım. Daha sonrasında devam edelim. Hızlı bir şekilde kapatmayı da ayarladık. My Applets'e geldiğimiz zaman burada benim projelerimi görüyoruz ve şu anda da bağlı olduklarını görüyoruz. Son olarak da artık ESP'mize gerekli kodu yüklememiz gerekiyor Blink'le haberleşebilmesi için. Şu şekilde Arduino'yu da sayfamıza geçiyoruz. Buraya aldığım, Blink'ten aldığım anahtar kodumu buraya yazıyorum. Buraya kendi Wi-Fi adımı, buraya Wi-Fi şifremi gireceğim. Daha sonrasında kodumu da ESP'me yükleyeceğim. Ben şimdi hızlı bir şekilde ESP'me kodumu yükleyeyim. Bu arada devre şemasına ve bu adımlara Robolink Akademi'den ulaşabiliyor olacaksınız. Hızlıca Wi-Fi adımı ve şifremi gireyim. Tekrar buluşalım. Kodumda gerekli değişiklikleri yaptım. Şimdi kodumu yüklüyorum. Şu anda gördüğünüz gibi şöyle ekranı büyüteyim. Kodum şu anda yükleniyor. Şöyle reset'e basıyorum. Kodumu yükledikten sonra bir reset'e basıyorum. Şimdi buradan yürüt diyeceğim. Şu anda gördüğünüz gibi if connected ekranda da gördüğünüz gibi off durumunda açıyorum, açılıyor, kapanıyorum, kapanıyor. Zaten Blink üzerinden kontrol etmeyi biliyorduk. Asıl şu anda yapmamız gereken benim Google Assistant'a turn on the lights dediğimde lambaların yanması. Turn on the lights. Okey Ecehan. Aa, yakmadı. Yakmamasının sebebi şey olabilir. Daha önceki projelerimde de ben deneme sürecinde de turn on the lights'ı kullanmıştım. Turn off the lights'ı kullanmıştım. O yüzden yakmıyor diye tahmin ediyorum. Şimdi if'teki turn on the lights kısmını lambayı yak. Turn off the lights kısmında lambayı söndür olarak değiştireceğim. Hızlı bir şekilde değiştireyim. Sonra test aşamasında tekrar görüşelim. Hızlı bir şekilde turn on the yellow light ve turn off the yellow light olarak değiştirdim. Sarı bir led kullandığım için. Şimdi Google Assistant'a bağlanma zamanı. Bu arada if'tin ben bilgisayar üzerinden gösterdim. Biraz sonra telefon üzerinden de görebilirsiniz. Uygulama olarak da gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi artık Google Assistant'la deneme zamanı. Turn on the yellow light. Okey Ecehan. Gördüğünüz gibi cevap verip yaktı. Turn off the yellow light. Kapatıyorum Ecehan.
Bir de vereceği cevapları da siz seçtiğiniz için böyle tatlı bir şekilde tamam Ecehan, kapatıyorum Ecehan şeklinde gerçekleştirmiş olduk. Dediğim gibi ben bunu size bir led olarak örnekledim ama siz evinizdeki herhangi bir şeyi yine ESP, Blink ve IFT üzerinden Google Asistan'a bağlayarak açıp kapatabilirsiniz. Zaten girişte de heykelimizi o şekilde açmıştık. Zaten videoyu kapatırken de heykelimizi o şekilde kapatacağız. İsterseniz bir de IFT'in uygulamasını şöyle hızlıca göstereyim size. IFT'de benim hazırladığım tüm app'ler bu şekilde görünüyor. Şu anda gördüğünüz gibi ikisi de çalışır durumda. İsterseniz birini aktiflikten çıkartabilirsiniz. Yani kullanmayabilirsiniz. Son bir kez bir kere daha yapalım. Turn on the yellow lights. Okay, Ecehan. Turn off the yellow light. Kapatıyorum Ecehan. Ben bayağı keyif alıyorum bu Google Asistan projelerinden gerçekten. Çünkü size cevap veriyor, böyle keyifli bir proje oluyor bence de. Bu videomuzda IFT ve Google Asistan sayesinde ESP'deki projeleri nasıl kontrol edebileceğimizi öğrendik. Aynı zamanda modelde de şu an böyle bir entegrasyon mevcut. Modelin linkine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Good night, my queen.